Evet değerli izleyicilerimiz, İstanbul Üsküdar'da yine esnaf kardeşlerimiz ziyarete devam ediyoruz. Yine bir esnaf arkadaşımızla birlikteyiz. Bakalım bu esnaf arkadaşımız kimmiş, ne işler yapıyormuş bir öğrenelim. Efendim öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Selahattin Aktaş, Tokatlıyım. Tokat Gökdelen ailesi, Musulü köyündeyim. Ama 78'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Onun için bütün kazanç geçinmek veya ailemin sorunlarını yaşatmak için İstanbul'da demir doğrama atölyesi işletiyorum ve demir işleriyle uğraşıyorum. Evet. Peki bu işinizi biraz açabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? İşim olarak fazla büyük değil, orta çaplı bir işlerle uğraşıyorum. Kapı, pencere, yangın merdiveni ve ona benzer bütün metal işlerine ve demir işlerine uğraşıyorum ve kaynak işleriyle uğraşıyorum. Öyle bir geçim sağlıyoruz. Nasıl, çıraklıktan mı başladınız yoksa sonradan mı girdiniz bu işe? Şimdi şöyle söyleyeyim, çıraklıktan çarptım. İlk benim ustam Şevket Yamak'tı. Onun sayesinde demirci olduk. Şu anda yaşım oldu 60. Allah razı olsun Şevket Yama. İşte bize bir meslek öğretti. Bu mesleğe de onun sayesinde bir ekmek yiyerek ailemizi ve çoluğumuzun çocuğunun rızkını buralarda kazanıyoruz. Peki memlekete gidip geliyor musunuz? Memleketin güzellikleri nelerdir? Sıkıntılarınız var mı? Bunlar bir denilebilir miyiz? Şimdi memlekete senede bir 10-15 gün gidiyorum. Gidiyorum ama eşimin, dostumun veya çocukluk yaşadığım yerleri oraya tek tek orada kafamla canlandırıyorum. Buraya geldiğimde işte şurada şu vardı, şurada şöyle yaptım, burada diye bir sene böyle değerlendiriyorum. Yazın gelmesi iple çekiyorum. Veya da bir topluluk olarak, şenlikler olarak gidip de oraları değerlendirmek benim için daha büyük gurur veriyor. Eşim, dostum ve arkadaşlarımı gezip dolaşmak daha iyi oluyor. Evet. Peki memleketteki sıkıntılar görüyor musunuz? Veya bir güzellikler görüyor musunuz? Havaalanımız açılacak mesela. Şimdi memlekette sıkıntıları görüyorum. Yani ilk önce bizim yöre Gökdelen ailesi olarak o yöredeki yani bütün köylerin diye de olsa telefonlarımızın çekmediğini duyuyorum. Ve eşimle ve dostum ve akrabamla hiçbirisine doğru düz bir telefon görüşmesi yapamıyorum. Bu büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek için de Tokat'taki kurumu olarak valimiz ve oradaki Türksel olsun, Modafone olsun veya Türk Telekom olsun oranın şebeke yönetimindeki kuruluş insanlar müdürlerimizden bunun düzenli olarak yapılmasını istiyorum ve insanların bu sorunu çözmesini istiyorum. Eğer sorun çözülüyorsa onlar için de buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, bir de havaalanımız açılacak Tokat için ne fayda sağlar? Tokat için inşallah iyi olur. Burada benim tercihim arabam olmadığı zaman Tokat seyahati tercih ediyorum. Ondan gidip geliyorum. Eğer öyle bir durum olsa, cüzi bir rakamlarda olursa niye uçakla gidip de Tokat havalanına gidip orada değerlendirmek daha iyi olur. Gün boyu gitmedense 1-2 saat içerisinde memleketim olmak daha iyi olur. Daha detaylı bir şekilde havasına işlemek isterim. Yani halkımız için büyük bir kolaylık olacak inşallah. İnşallah. Yani şu anda benim tahmin ettiğim kadarıyla benim şu anki bulunduğum mevkide en azından köylüm olarak veya yöre olarak aşağı 300-400 tane bu İstanbul'a gelmiş. Sadece bir Yavuzluk Mahallesi'nde. Neden? Tokat'taki noksanlıklardan dolayı geçinmek için nerede buralara gelmişiz. Burada hayatımızı sürdürüyoruz ve yani geçinmeye çalışıyoruz. Ama yazın geldiğinmesine iple çekiyoruz ki bir an önce ne bileyim eşimi, dostumu, dayımı, halamı, ne bileyim köyümü, oradaki sılayı veya ölmüş akrabalarımın sılasını orada gidip üzerinin temizliğini veya mezarının onarılması veya bir Kur'an okunması veya bir mevlüt yaptırması benim için büyük bir onur vericidir. Peki bize ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Vallahi Yunus Bey ben de size çok teşekkür ediyorum ama bu sorunların çözülürse daha çok teşekkür ederim size. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten bu sorun şu anda hem Tokat'ta yaşayan insanlarımız için hem Tokat'taki esnaflarımız için hem bizler için gurbette yaşayan halkımız için gerçekten büyük bir sorun gibi görünüyor. Çünkü orada ticaret yapan insanlar şunu söylüyorlar. Yani yolda giderken bir görüşme yapamıyoruz. Telefonumuz kesiliyor, kopuyor. Tam
İşte bir ödeme yapamıyoruz, internetlerimiz çekmiyor, bankama cep telefonundan bankaya girip de ödeme çıkaramıyoruz. Yani bunun gibi çok sorunlar var. Bu aynı şekilde İstanbul'da yaşayan halkımız da Tokat'taki insanlarla, köydeki insanlarla görüşemiyorlar. Çünkü yaşlıları, anneleri, babalarını köyde bıraktıkları için onlardan haberdar olmaları gerekiyor. Bunu da görüşemeyince büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili biz T60 TV olarak bu konuyla ilgili gerekli birimlere, gerekli yerlere sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve halkımızın isteklerini Sayın Tokat Valimize iletip bir an önce bu yerleri tespit edip araştırılıp sorunların çözülmesini istiyoruz. Çünkü zamanımız teknoloji zamanı, zamanımız gerçekten artık çok kıymetli. Bu nedenle de halkımızın huzur ve refah içinde hızlı bir şekilde yaşaması için bu noksanlıkların, bu eksikliklerin bir an önce çözülmesini istiyoruz. T60 TV olarak da bu olay çözülene kadar elimizden geldiği kadar mücadelemizi vereceğiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum efendim.